Şimdi koltuk modelim için nesneyi ekledikten sonra bir de koltuk ölçülerine bakalım. Buradaki elemanlara bakalım mesela. Örnek vermek gerekirse koltuk derinliği var, oturma derinliği burada. Oturma derinliği 60 santim olarak geçiyor. Bu durumda şuradaki oturma kısmın bu tarafa doğru, yani dik bir şekilde, mevcut yüzeye dik bir şekilde uzatmam gerekiyor. Yine yan tarafta kolçaklar var. Kolçakları da uzatmamız gerekiyor. Burada kolçak mesafesi verilmemiş, ancak kolçak mesafesinde buradaki oturma derinliğine göre bir 10 santim daha düşük alabiliriz. Yani burası 60'sa 50 alabiliriz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tabii oturma yüksekliğine, kolçak yüksekliğine de bakalım buradan. Burada D mesafesi mesela 67 yapılmış. Biz 65 yapsak yeterli olacak. Öncelikle D Enter. Buradan ölçüleri bir kontrol edelim. Dist komutuyla. Buradaki ölçülerde baktığımız zaman mesela buradan itibaren kolçağı yukarı doğru getirtebiliriz. Tabii biz burada ayak uygulaması yapacağımız için bunun boyunu biraz kısaltmamızda fayda var. Yani şu anda nesnenin toplam boy uzunluğu görüyorsunuz 100 santim. 100 santim, 15 santimini biz ayak için kullanalım. Stretch Enter. Buradaki görünüş komple bu şekilde 2D wireframe olarak seçiliyken ben bu kısmı seçiyorum. Yukarı doğru kısaltacağım. Bunu da yaklaşık olarak 15 santim olarak kısaltacağım. F8'e basıyorum. Bunu doğrusal bir şekilde kısaltmam gerekiyor. Şu anda görüyorsunuz bu işlemi yapmıyor. Nedenini biliyorsunuz. Daha önceki derslerde de anlatmıştım. Buradaki Word UCS'nin bana paralel bir şekilde, buradaki görünüşe paralel hale gelmesi gerekiyor. Bunun için ana taba geçerek buradan Coordinators'tan buraya görünüşünü front yapıyorum. Yani koordinat simgeyle görünüşümü paralel hale getiriyorum. Şimdi S Enter yapıyorum. Buradaki alanı seçtikten sonra ekranda uygun bir yere tıklıyorum. Burayı 7 santim kısalttım. Bir daha stretch. Burayı da 8 santim kadar kısalttım. Kolçak kısmının diğer detayına baktığımızda, mesela buradaki kolçak kalınlıklarına baktığımızda burası yaklaşık 15 santim kadar olabiliyor. Buradaki ölçüye bir bakalım. D'yi enter yapıp buradaki genişliğe bakıyorum. Buraya da iki tane segment eklememizde fayda var. Mesela burası 16 olmuş. 16. Toplam genişliğe bakalım. 80 olarak görünüyor. Burayı biraz stretch yapıp kenarlardan sündüreceğim. S Enter. Şu alanı komple seçiyorum. Burayı mesela 8 santim sağa doğru sündürdüm. Bir daha bu kısmı seçip 8 santim sündürdüm. Amaç buraya iki tane kenarı bu alanın içerisinde denk getirmekti. Aynı işlemi burada da yapalım. 8 Enter. Burayı da 8 Enter yaptım. Daha 8 yapacağız. Bu şekilde kenar ayarlamalarını yaptım. Şimdi artık kolçak ve oturum kısımları az çok belli. Buradaki oturum kısmının ölçüsüne bir bakalım. Mesela oturum kısmı şuradan başlasa 23, 15 daha var. Bir de ayak gelecek. 24 olarak geçiyor. 25 olsa 40 santim olarak gelecek. O halde stretch komutunu kullanayım. Şuradaki kısmı biraz aşağı doğru indireceğim. Bunu da yaklaşık olarak 8 santim daha indirelim. D'yi enter yapıyorum. Buradaki alanı ölçüyorum. 27. Tekrar bir stretch daha yapalım. Kısmı aşağı doğru indireyim. Bunu serbest bir şekilde indiriyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi kolçaklarımın bitiş noktalarına bakayım. Kolçakların bitiş noktaları şurasıymış gibi davranalım. 47, 15 daha,
gibi bir ölçüye sahip olacak. Yani 62 santim. Yani kolçaklar şuradan itibaren başlaması gerekiyor. Peki. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi 5 modelde buradaki seçtiğiniz yüzeyleri extrude yapmanız mümkün. Mesh tabına geçiyorum. Mesh Edit'te extrude face seçeneğini kullanarak seçtiğiniz yüzeyleri extrude, yani uzatabilirsiniz. Extrude face deyip buradaki yüzeyleri seçmeye başlayacağım. Şimdi şuradaki yüzeyleri arada boş kalmayacak şekilde seçeyim. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Yani simetrik olarak aynı işlemi yapıyorum. Buradaki yüzeyleri seçtikten sonra işlemi enter yapıyorum. Extrude değerini vereceğim. Bunun için 30 enter yapıyorum. Bakın bu kısmı bu şekilde uzatmaya başladı. Aynı yüzeyi bir daha seçeceğim. Aynı yüzeyi seçerken aynı yüzeyleri, benzer yüzeyleri şu şekilde tek tek yine seçiyorum. Bir 20 santim daha uzatıyorum. Bu şekilde nesneyi oluşturuyorum. Bakın nesneyi seçip de eğer smoothness değerini buradan level 4 yaparsak görmüş olduğunuz gibi böyle yumuşatıyor. Yani koltuk formunu yavaş yavaş almaya başlıyor. Biz burada şimdilik none olarak çalışacağız.